Suriye'de ordunun halka yönelik saldırılarına Çerkes toplumu da tepki gösterdi. Rusya Çerkesleri Suriye'deki soydaşlarının bir an önce ana vatana dönmeleri için, yani Rusya Federasyonu'nun içindeki Çerkes Cumhuriyeti'ne dönmeleri için Rusya hükümetinin gerekli önlemleri almasını istiyor. Rusya'daki Çerkez diasporası Moskova'da Suriyeli Çerkezler için miting düzenledi. Vatan savunucuları meydanında düzenlenen mitingde iç savaş halindeki Suriye'de Çerkezlerin büyük bir tehlike altında olduklarına dikkat çekildi ve Rusya'dan Kafkas kökenli Suriyelilerin can güvenliğini koruması talep edildi. Çerkez katliamını durdurun, Rusya Çerkezleri ölüme terk etme gibi sloganlar içerikli posterlerin açıldığı mitingde yapılan konuşmalarda Suriye'de 150 binden fazla Çerkez'in yaşamakta olduğu belirtildi ve Kafkas kökenli insanların bir an önce Rusya ve Kafkasya'ya dönmeleri için yardım bekledikleri vurgulandı. Mitingde konuşmacılar büyük çoğunluğu savaş bölgesinde yaşayan Çerkezlerin daha büyük trajik olaylarla karşılaşmaması için Rusya tarafından güvenli bir şekilde Suriye'yi terk etmelerinin sağlanılmasının önemine dikkat çekti. Konuşmacılar ayrıca Suriye Çerkezleri için Rusya'ya giriş izinleri ve ana vatanları Adige, Kabardino-Balkar Cumhuriyeti'nde ikametleri için yasal kolaylıklar sağlanılmasını talep etti. Hasser Derneği Başkanı Zamir Shuhov, Suriye'de çatışma bölgesinde bulunan ve ana vatanları olan Kafkaslara dönmek isteyen soydaşlarımızın bu ülkeyi terk edebilmeleri için Rusya'dan gerekli tedbirleri almasını istiyoruz. Suriye'de her gün yüzlerce sivil insan hayatını kaybediyor. Binlerce insan komşu Türkiye, Ürdün gibi ülkelere sığındı. Rusya'dan Kafkas kökenli göçmenlerin ana vatanlarına dönmelerine imkan sağlamasını istiyoruz dedi. Mitinge katılan Marziyat Dilyunayeva isimli diğer bir iştirakçı ise başlıca talebimiz Suriye'deki soydaşlarımızın Kafkasya'ya geri dönmelerinin sağlanmasıdır şeklinde konuştu. Miting katılımcıları daha sonra Rusya hükümetine hitaben bir bildiri kabul ederek sessizce dağıldılar. Evet, Suriye'de Çerkes köyleri de bombalanıyor ve Çerkesler, Suriyeli Çerkesler Türkiye üzerinden Rusya'ya gitmek istiyorlar. Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'de yaklaşık çeşitli Çerkes örgütleri tarafından 500 aile çeşitli evlere yerleştirildi. Onların ikametleri sağlanıyor, barınmaları sağlanıyor, iaşeleri sağlanıyor. Ancak bunları kendi imkanlarıyla yapıyorlar. Rusya Federasyonu ise Çerkeslere vize vermiyor. İki nedenle vermiyor, kendince iki nedenle vermiyor. Birincisi Suriye'ye olan desteğinden dolayı vermiyor. İkincisi de Çerkeslerin, Suriye üzerinden gelen Çerkeslerin Rusya Federasyonu içindeki Çerkes Cumhuriyetlerine yerleşmesi onlara göre demografik yapıyı, yani nüfus yapısını bozacak. Rusya Federasyonu bunu istemiyor, bunu politik bir durum olarak görüyor. Oysa ortada bir insani mesele var. Rusya Federasyonu'ndan, Putin'den herhalde bu insani soruna sıcak bir yaklaşım beklemek bütün dünyanın Çerkeslerin de hakkı. Ancak bu konuda çok adım attıkları da söylenemez. Reklamlarımız var. Reklamlardan sonra San Jose Belediyesi Başkanı yeni göreve başladı. Emir Kır Belçika'da. Emir Kır'la bağlantımız var. Telefon bağlantımız var. Canlı yayınımızda olacak Emir Kır. Ve eğer kendisine sorularınız olacaksa da bu sorularınızı Twitter üzerinden de bize gönderebilmeniz mümkün. Arkadaşlarımız Twitter hesabımızı gireceklerdir. Ve sorularınızı bekliyoruz. Emir Kır'la canlı bağlantımız reklamların hemen arkasından. Bizden ayrılmayın lütfen.